Dedin ki bugün İçişleri Bakanı işte Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir. Sedat Peker'in anlattıkları doğru da olmamış olabilir. Ama lütfen daha öncekilerinde yapmadınız. Bugün İçişleri Bakanı'nda yapmayacaksınız. Lütfen adalete teslim edin. Adalete müdahale etmeyin. Bakın şu an ben bütün nasıl diyeyim savcı, hakim, vali, kaymakam ayırmaksızın amir olarak söylüyorum. Allah şahit sürgün korkusu var konuşamadıklarına inanıyorum. Bak bu benim düşünce ve fikirlerim. Konuşamıyorlar abi. Adalette yerini bulamıyor. Bir susluk var ya. Lütfen. Yani korktuğunuz insan sizin bir vatandaş. Ben de olabilirim. Ama lütfen Allah korkusu öne geçsin. Yani bu kadar insanın parasının sağda solda çarçur edilmesi. Yani bir bakıyorsunuz biri pudra çekerinden bahsediyor. Bir bakıyorsunuz bakanlık fotoğrafı var. Bir bakıyorsunuz bir para birimi çıktı ya dolandırdı biri gitti. Ne parasıydı o? Bitcoin. O da bakanlık fotoğrafı var çıktı gitti. E şimdi bakıyorsunuz Sedat Peker'in anlattıkları var. Onlar da yine çıkıp gidiyorlar. Ne oluyoruz abi? Ne oluyoruz? Zamanında 2002'de milletvekili arabaları lükstür diyen cumhurbaşkanı. Başbakan. Evlerini satan başbakan. Ne oldu başbakan bugün? Ne değişti o günden bugüne? Yanına ne getirdi bayana? Dedi ki tak kelepçeyi dedi. Dedim ki kardeşim ben katil miyim dedim. Yani ne kelepçesinden bahsediyorsun dedim. Sonra işte kapat dükkanı gidiyoruz dedi bana. Tabii yine söylediğim gibi müşteri var. İşte arkadaşlar aşağıdalar. İçeriye geldim arkadaşları çağırıyorum. Hatta ben şöyle dedim. Tamam vereyim TRC'yi de dedim en azından. Hani kapansın bugün çünkü kapı polis dolu. Sanki bir katil varmış gibi burada. Hayır dedi TRC'yi falan da almıyorum. Biz emniyete geleceksin dedi. O zaman siz geçin ben geliyorum. Aracım da burada ben gelirim dedi. Hani müşteriyi gönderip gidecektim. Tabii bunlar ben içeriye geldim. Arkadaşları aşağıdan çağırıyorum. Geldiler buraya beni kaçacak falan zannettiler herhalde. Niye kaçacaksam. Tabii oradaki anı hatırlamıyorum bile şu an ne olduğunu. Tak tak kelepçeyi falan dedi yine bayana polis. Tabii başka yani polisin bana yaptığı şey hiç bilmiyorum. Kolumu gardarak böyle hani tutuyor beni ki arkadan kelepçeyi taktıracak bayana. Ben katil miyim ya? Kelepçe takıldı mı peki? Kelepçeyi taktılar. Ve ben katilmişim gibi herkes göz önünde beni arabaya götürdüler. Hatta arkaya bineceksin dedi. Özür dilerim neyim biliyor musun? Tel örgüye mi? Aynen öyle. Oradan mı bahsediyorsun? Aynen öyle. Ben hatta burada polise diyorum ki bakın ben tedavi görüyorum. Personel çıktı aşağıdan. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadın hasta dedi. Tedavi görüyor dedi. Ona rağmen tel örgüde beni katil gibi bindirip götürdüler ya. Yani zoruma giden ne biliyor musunuz? Bu ülkede katillere kelepçe vurulmazken, tecavüzcülere kelepçe vurulmazken, kadın cinayetlerine kelepçe vurulmazken,
konuşacak olursak bu şehirde yapılması gereken çok şey var. Yani tekrar okuyorum, bu kısır kavgalarla gündemi meşgul etmeyelim. Bu kısır kavgalar sadece bizi yorar, bizi enerjimizi düşürür. Geçen hafta ne oldu dedik? Geçen hafta ilk defa, bütün samimiyetimle söylüyorum, ilk defa bu olayı bu kadar net, bu kadar canlı bir şekilde size aktaracağım. Geçen hafta hatta bu konuyla ilgili bazı medya kuruluşlarında bilgi de verdik. Fakat şöyle bir durum var. Bazen yanlış anlaşıldı. Bazen farklı tarafa çektiler. Çekmeye gerek yok arkadaşlar. Taraf nedir ya? Neyin tarafındayız ya? Haktan, hakikattan tarafız diye bas bas bağırıyoruz. Bu akşam samimi olacağız. Evimizde sohbet eder gibi bu akşam burada sohbet edeceğiz. Geçen hafta ne olmuştu? Evet, ben konuklarıma şunu diyorum. Siyasi parti temsilcisi ise, Sayın Başkan, sen bir siyasi partinin temsilcisisin. Elbette eleştirme hakkın var. Rakibini küçük düşürecek hareketlerden kaçınmak suretiyle, rakibine hakaret veya küfür mahiyetinde sözlerden kaçınmak suretiyle istediğin gibi eleştirirsin diye konuklarımızı öncesinde uyarıyoruz. Evet, yine Fatma Hanım'a da aynı uyarıyı verdik. Dedim ki Fatma Hanım, siz bir siyasi partinin kadın kolları başkanısınız. Elbette ki uyarabilirsiniz. Uyarıyı biraz fazla kaçırdı. Doğrudur. Ama siyasi parti temsilcisi sonuçta kendi tercihidir. Eleştiri dozunu ya fazla kaçırdı ya da az konuştu, o kendi tercihi. Fakat arkadaşlar, olan olayla bizim programdaki konuşmalarını bağdaştırmak çok doğru olur mu bunu bilmiyorum. Haksızlık etmiş olmak istemiyorum. Haksız olan kimdi biliyor musunuz? Haksız olan, hatalı olan diyeyim daha doğrusu, oradaki polis memurlarıydı. Şimdi Fatma Hanım'ın temaslı olduğu iddiasıyla Fatma Hanım'ın işlerine geliyor. Aslında üzerinde durulması gereken konu bu. Yani işte açıklamamı yapmıştı, gündeme ilişkin işte Cumhurbaşkanı'mı eleştirmişti, işte Bakan Soylu'yu eleştirmişti. Eleştirecek. Yani onlara takılmamak lazım. Aslında polislerin Fatma Hanım'ın iş yerine girdiği andan itibaren işte orayı konuşmak lazım. Evet, polisler burada hata etmiştir. Madem temaslı ise neden polisler zor ve cebir kullanmak suretiyle Fatma Hanım'a yaklaşıyorlar? Bu aslında asıl sorgulanması gereken konu bu. 8-10 tane polis bir kadına mukavemet edercesine yüklenmemesi gerekiyordu. Arabanın arkasındaki o tel örgüyle karakola götürülmemesi gerekiyordu. Götürüldü. Orada ifadesi alınması gerekiyordu. Alınmadı. Belki de ifadesi alınmaması gerekiyorsa bile madem temaslıydı, neden karantinayı geçirilmesi gereken yere kadar getirilmedi? Madem temaslıydı, neden halkın içine salındı? Bu soruları sorduk. Aslında bu soruların üzerinde durması gerekiyordu ama konu başka yerlere çekildi. İşte başka yerlere çekildikçe şehrimize zarar verdik, ülkemize zarar verdik. Polisler, evet, polisler orada hata etti. Polisler hata etmişse bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi kocaman bir devletimiz var. Polisler hatası varsa orada zaten bir şekilde bu hata çözülür. Bir şekilde bu hatadan dönülür. Evet, varsa da suçlular cezasını elbette çeker. Burada asıl anlatmak istediğim şu. Olayın ardından Mustafa Destici, ben gerçekten bu kadar bir genel başkanın bu kadar samimi, bu kadar çabuk davranarak Fatma Hanım'a sahip çıkabileceğini düşünmüyor idim, açık ifade edeyim. Devamında Durmuş Zor, Büyük Parti, Büyük Birlik Partisi Ordu İl Başkanı Durmuş Zor. Mücadele ettiler. Gerçekten mücadele ettiler. Durmuş Zor Mustafa Bey'le iletişime geçiyor. Mustafa Destici önce Ordu Valisi'ni, sonra İçişleri Bakanı'nı arıyor. Süleyman Soylu'yu arıyor. Süleyman Soylu tekrar Ordu Valisi'ni arıyor. Durmuş Zor tekrar harekete geçiyor ve aranması gereken her yeri arıyor ve olağanüstü hal ilan ediliyor resmen. Evet, belki bu kadar büyütülmeli miydi konu? Belki de büyütülmemeliydi. Fakat büyütülmesi gereken tek konu şuydu. Polislerin orada Fatma Hanım'a tutum ve davranışları yanlıştı ve bu açıdan bakmak gerekiyordu. Ve de devlet gerekeni yaptı. İçişleri Bakanı Vali Bey'i arayarak bilgi aldı ve şunu gördüm. Olağanüstü bir uğraş gördüm. Gerçekten
Durmuş Zor'dan başlayan, Mustafa Destici'den ve Süleyman Soylu'dan vali, ordu valisiyle dönen bir süreç gördüm. Herkes mücadele etti ve basın açıklamaları yapıldı, soruşturmalar başlatıldı ve gelinen noktada evet bir suçlu varsa cezasını elbette çekecektir. Biz de burada şunu ifade ettik. Burada bir kadın vardı her şeyden önce. Bir siyasetçiden önce bir kadın vardı, bir anne vardı ve bu anneye haksızlık edilmişti dedik. Biz de o haksızlığın dimdik arkasında durduk. Tarafımız kimdi? Hakikatti. Her zaman söylediğimiz gibi haktan, hakikatten yanayız. Gerçeklerden yanayız. Evet, burada suçlu diyebileceğimiz kimse yoktur. Çünkü biz suçluyu belirleyemeyiz. Biz burada haktan bahsedebiliriz. Suçtan bahsedecek olan yargıdır. Biz yargının yerine kendimizi koyamayız. Biz olayı bütünüyle masaya koyarız. Yargı orada kararı verecek, hükmü verecek, odur. Biz kimseye şu da var. Bazı arkadaşlar dedi ki siz Fatma Hanım'ı haklı olduğunu haykırmıyorsunuz. Arkadaşlar biz Fatma Hanım'ın haklı olduğunu haykıramayız. Biz polislerin suçlu olduğunu da haykıramayız. Biz polislere suçlusun diyemeyiz. Polislere suçlusun diyebilmek için bizim yargı makamı olmamız gerekir. Lütfen gazetecilik mesleğiyle yargı makamını birbirine karıştırmayın. Gazeteci sadece konuyu alır kamuoyuna gösterir. Yani yemeği pişirir, servis eder. Bu yemeğin lezzetine karar verecek olanlar o yemeği yiyenlerdir. Oradaki jüridir. Biz yemek güzel olmuş veya kötü olmuş diye bu ayrımı yapabilecek birim değiliz. Biz sadece konuyu alıp tarafsız bir şekilde kamuoyunun önüne sunarız. Bu konuyu haklı veya haksız olarak konuşacak olan, bakın konuşacak olan diyorum, halktır. Karar verecek demiyorum. Haklıydı, haksızdı diye konuşur halk. Fakat buna karar verecek olan yine adli mercilerdir. Bizim polis haklıydı, Fatma Hanım suçluydu, o haksızdı gibi saçma sapan fikirlerimiz olamaz. Biz sadece konuyu alırız, tarafsız bir şekilde kamuoyuna sunarız. Evet, savcılık konuyla ilgili soruşturmasını başlattı. Gerekli işlemler yapılıyor. Biz de istiyoruz ki arkadaşlar bu kısır döngüleri, bu kısır gündemleri bir kenara bırakalım. Gerçekten ordunun, gerçekten ülkenin uğraşması gereken farklı gündemler var. Ne bu gündemler? Şimdi ekrana versin Alev. Orduya indik, şehir merkezine indik, orduyu sorduk. Esnafa şunu dedik. Pandemi sürecinde aldığınız pandemi desteği adı altında verilen ücret yetti mi dedik. Bakalım ne demişler. İşte biz bu gündemle uğraşmamız gerekiyor. Biz şehirle, biz orduyla ve genelinde ülkemizde neler yapabiliriz konuşmamız gerekiyor. Bu kısır kavgaları, bu kısır döngüleri artık bırakmamız gerekiyor. Evet, hazır mı Alev? Esnafa sorduğumuz soruları ekrana getireceğiz. Hazır mı? Değil mi? Ne zaman hazır olacak? Hayda. Tamam, Alev hazırlıyor. Esnafa indik. Dedik ki durumlar ne dedik? Ekonomi ne dedik? Vallahi bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Bazı arkadaşlar, evet, bazı arkadaşlar şöyle diyor. Bazen diyor öyle bir konuşuyorsun ki seni AK Partili zannediyoruz. Bazen konuşuyorsun ki işte CHP'li ya da işte HDP'li zannediyoruz. Arkadaşlar ben ne AK Partiliyim, ne CHP'liyim, ne HDP'liyim, ne başka bir partiliyim. Ya bir de bunu bırakalım artık ya. Hakikati konuşmak bu kadar zor olmasın Allah rızası için ya. Ya bakın hakkı konuşmak, doğruyu konuşmak. Neden bir siyasi partinin altına girelim? AK Parti'nin doğruları yok mu? Yemin ederim birçok doğrusu var. Ya CHP'nin doğru fikirleri yok mu? Vallahi çok var. Büyük Birlik Partisi'nin ben bazen basın açıklamalarını seyrediyorum. Diyorum ki evet ya bu insan iktidar olmalı. Ya bu Mustafa Destici iktidar olmalı diyorum. Niye? Ben Büyük Birlik Partisi'nden miyim? Ya hakikatçiyiz ya. İlla ki Mustafa Destici'yi alkışlamak için Büyük Birlik Partisi'nin üyesi olmaya gerek yok ki. Veya AK Parti'nin doğrularını söylemek için AK Parti olmaya gerek yok ki. Vicdanlı olmak yetiyor. Ben şimdi CHP'nin doğrularını görüyorum. Gerçekten var doğruları. İyi Parti gerçekten çok güzel bir çıkış yakaladı. Çok güzel bir siyasi yol izliyor. Tanışmalarına helal olsun Meral Akşener'in. Kimse diyor ki yok işte PKK ile FETÖ'yle örgütlü. Bırakın bu işleri. Bırakın. Meral Hanım'ın ben siyasetini takdir ediyorum. Eksikleri yok mu? Elbette vardır. Onu da kendisi düşünür. Ben sadece doğrusunu doğru demek ve yanlışını da yanlış demekle mükellefim. Arkadaşlar biz siyasetçi değiliz. Biz aslında siyasetçiler de şöyle bizim ülkemizde, bizim şehrimizde siyasetçiler de
doğruya doğru, yanlışa yanlış demiş olsa yemin ediyorum hiçbir problem kalmayacak. Ama biz nedir? Evet, AK Partiliyiz. AK Parti'nin bütün doğrularına doğru, bütün yanlışlarına yine doğru diyoruz. Yapmayalım bunu ya. Vicdan. Vicdan. Yani önce partiden önce vicdanımızı tutarsak, elimizi vicdanımıza koyarsak bu problem çözülmüş olur. Evet, halka indik. Esnaf ne diyor? Onu bakalım. Bu kısır tartışmalar artık gerçekten son bulsun ve biraz olsun esnafa, vatandaşa kulak verelim dedik. Evet, sokağın durumu Alev hazırlamış. Esnafımız. Ver Alev. Pandemi sürecinde devlet bazı esnaflara destekleme yaptı. Siz de bu desteklerden faydalandınız mı? Yok kardeşim, güzel kardeşim. Hani ne de bir yardım şey de destekleseydik. Yok öyle bir şey alamadık ya. Ha, burada arkadaşım var, çaycı. TC numarasına göre verilerim, şu da alamadı. Çoğu yerler alamamış. Bilgim yok daha da. Ya ben kendimi açımdan söylüyorum. Kahveci esnaf olarak ya kesinlikle ve kesinlikle tatmin edici bir şey dedi yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani yapılan yardım kadar Bağkur ve o kadar da bir şekilde vergi yazıldı. Yani böyle de garip garip şeyler ortaya çıktı. Yani ben yardım yapıldığına inanmıyorum ve kahveciler üzerinde de ciddi bir hani artık sevmiyorlar mı? Birileri hoşuna mı gitmiyor? Öyle bir durum hissediyorum. İnsanlar sonuçta biz 800 bin kahveciyiz. Yani kalabalık bir aileyiz. Yani bu insanlar düşünerek hareket edilmedi. Kesinlikle ve kesinlikle de doğru düzgün yardım olmadı yani. Faydalandık ama kiramızın 3'te 1'ini bile karşılamadı. Yani yapılan destek yeterli olmadı. Yani hala pandeminin zorluklarını çekiyoruz. Önümüzdeki süreçte de en az 3-5 sene bizi zorlayacak gibi görünüyor bu durumda. Peki daha kapanma olmasa bile zorlama devam eder mi? Tabii devam eder. Yani şu an kapanma yok ama ekonomik açıdan insanlar sıkıntıda, hala kapanmanın, pandeminin etkisi insanların üzerinde. Yani devlet aldığınız desteği yeterli bulmuyor muyuz? Yok, kesinlikle bulmuyorum. Yani öyle 3 lirayla 2 lirayla ben buraya 3,5 lira kira veriyorum. Yani benim bir aylık kiramı karşılamıyor verdiği şey, destek. Peki ne olsa iyiydi? Ne beklerdik devletten, yetkililerden ne beklerdik bu süreçte? Yani ne beklerdik? O pandeminin bitimine, kapanmanın sonunda verdi desteği. Belki o desteği biraz daha erken verip her ay verseydi biraz daha etkili olabilirdi. Öyle bir ayla kimse kimseye şey yapmıyor yani. Peki. Yeterli olmuyor. Pandemi boyunca kapalıydınız. Evet. Hükümet de esnafa bir destek verdi. Bu destek sizin için yeterli oldu mu? Benim için kafi, yeterli. Aldınız değil mi desteği? Aldık. Peki daha iyi olması için bir beklentiniz var mı, yoksa bu şekilde güzel mi? Gayet şu anki uygulamadan memnun musunuz? Ya şu anki uygulamadan memnunuz. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok esnaf olarak. Evet. Ya ben şahsım adına tabii, diğer arkadaşlara bilemeyeceğim. Peki eklemek veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, şu anda herhangi bir şikayetimiz yok. Yok, yararlanmadık. Sebebi nedir? Sebebi ben iş yeri olarak ruhsatımda bakkal ruhsatı geçtiği için, bakkallara da destek olmadığı için herhangi bir destekte bulunulmadı. Ama burası bakkal değil. Bakkal değil ama şimdi pestil köme diye de bir nace kodu yok, ruhsat yok. Otomatikman bakkal aldığımız için yani şartlar bizi de biraz ezdi. Pandemide o yasaklar haricinde hani şimdi etkilendik desek yalan olur. Hani yasaklar haricinde çok şükür, hani hamdolsun yine iyiydi. Ama yasaklar olduğumuz güne şimdi aya vurduğun zaman 8 gün kapalı olduğumuz günler oldu. Ne yapıyor bu kiraya şey yapıyor hani, yani bizi çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Ne oldu, mecburen krediye başvurduk. Şimdi kredilerin peşinde dönmeye çalışıyoruz. Yani zorlu bir süreç. Evet. Açıldıktan sonra artık tatmin oluyor musunuz? Artık müşteriler gelmeye gitmeye başladı. Artık her taraf açıldı, yasaklar kalktı. Şu an memnun musunuz süreçten? Ya açıldıktan sonra şöyle... Yerli turistlerin falan gelmesiyle biraz etkili oldu. Yerli, hani ordu içinde olan insanlar zaten yasaklarda, Ramazan'da hani açıldıktan sonra hep farklı yeme yerlerine gidince ne oldu? Bizim ürünler biraz hani şeyde kaldı. Şu an yerli turiste yeni açıldı. Mesela Ramazan'dan sonra bir ay iş durdu gibi geldi. Şu an yerli turist gelmeye başlayınca biraz hareketlenme olmaya başladı. İş yerinin bulunduğu cadde Gezi Caddesi, yani şehirde gezenlerin uğradığı bir cadde olduğu için pandemi süresince burada sosyal mesafeden dolayı sokağa çıkma yasaklarında gezenlere de bir kısıtlama geldi. Dolayısıyla alışveriş de olmadı. Alışverişlerde bir düşüşlük yaşandı kesinlikle. Sadece zaruri ihtiyaç.
pandemi... Esnafı konuşmadığımız için, biz ekonomiyi konuşamadığımız için, biz çiftçinin durumunu konuşamadığımız için, biz fındık fiyatı ne olacak bilmiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Nedir? İşte Fatma Yumru hükümeti mi eleştirdi? Ya eleştirsene, eleştirmesini Allah rızası için. Biraz elimizi vicdanımıza koyalım. Tamam, konuyu kapatalım ve bu konuyu bir daha açılmamak üzere. Eğer orduda açık ifade edeyim. Bu konu hala gündeme gelmeye çalışıyorsa ben bunun altında art niyet ararım. Gerçekten art niyet ararım. Ulusalda da gündeme getiren bir medya kuruluşu olursa diyeceğim ki evet burada bir art niyet var. Ve geçen gün Hadi Özışık programa konu kalmıştı. Bazı sorular sormuştu. Dedi ki muhalefet dedi bu konu üzerinde tepindi. Ya muhalefet tepindi. Yandaş medyada farklı tepindi. Ne fark etti? Yani biz ne muhalefetiz ne yandaşız. Biz az önce ifade ettiğim gibi hakikatten bahsediyoruz. Hakikatçiyiz. Şimdi birkaç mesajımız var. Hakan Bişer geçmiş olsun Fatma Başkanım diyor. Hakan Bişer rica ediyorum abi. Allah razı olsun çok güzel bir mesaj. Geçmiş olsun dilekleri. Ama artık geçti. Gerçekten geçti. Bugünden itibaren artık bu konuyu sonsuza kadar kapatmak istiyoruz. Kolay gelsin demiş Fırat Çiçek çarşambadan bize. Evet Meliha Bekdemir başkanım demiş ki gazeteci fotoğrafı çeker gerisi yargıdadır. Bitti işte bu. Gazeteci fotoğrafı çeker kamuoyuna gösterir. Yargı karar verecek mercidir. İşte biz ülke olarak şu aşılandı bizim bilinçaltımıza. Arkadaşlar rica ediyoruz. Tekrar ricamı yenilemek istiyorum. Bugün belediye ile ilgili, bugün AK Parti il teşkilatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunacağız. Ve sizden ricamdır. Şu an soruları sadece Facebook üzerinden alıyorum. Çünkü bu kişilerden cevap hakkı doğacak. Soruları varsa da buradan sorabilecekler. Rica ediyorum. Sadece Facebook üzerinden izleyen arkadaşlar yayınımızı paylaşırlarsa sevinirim. Meliha Başkanım'ın dediği gibi gazeteci sadece fotoğrafı çeker, gerisi yargıdadır. Çünkü bizim ülkemiz olarak şunu bizim bilinçaltımıza koydular. Gazeteci karar merci değil arkadaşlar. Gazeteci dediğimiz gibi konuyu gündeme getirir. Gazeteci siyasi parti temsilcisini burada ağırlar, yorumunu katmaz. Ama şu an nedir? Biz konuk almadık. Şu an yorum katabilecek durumdayız. Sohbet ediyoruz çünkü. Gerçekten yorumumu katacağım. Fikirlerimi söyleyeceğim. Fikirlerini söylerim. Ama suçlu ya da suçsuz diye kimseyi yargılama hakkı yoktur. Adı üstüne yargı. Yargı merci değiliz. Levent Işık demiş ki selam Ahmet Bey. En doğal olarak sorulması gereken soruma yanıt verilmedi. Verilmesini isterdim. Ne zaman sordun abiciğim? Programa yeni başladık. Belki geçen hafta sormuşsundur. Cevap verilmesini isterdim. Tekrar soruyorum. Herkes işsizlik sorununa biz diyenler kimler? Yani onu aslında biz geçen hafta evet hatırlıyorum. İşsizlik sorununa biz diyenler. Ha işsizlik sorununu biz çözeriz diyenlerden bahsediyorsan. Evet çeşitli siyasi partiler işsizlik sorununu çözeceğiz diye projeleri olduğunu söylüyor. Levent kardeşim. Bunu da bilmiyorum. Yani ben şu siyasi parti işsizlik sorununu çözer diye bilmiyorum. Bunu araştırmak lazım. Hangi siyasi parti işsizlik sorununu çözeceğim diyorsa ve buna inanıyorsan cevabı burada saklı. Ahmet Bey yanlışlıkla yanlışa yanlış doğruya da doğru demedikçe gerçek parti ve diğer kuruşçuğum kimse diyemez. Çünkü yanlışlarını görmeyen doğrularını bulamaz. Son cümlen güzeldi kardeşim. Yanlışlarını görmeyen doğrularını bulamaz. Evet bazen yanlışlarımıza da yanlış diyerek kendimizi kabul etmemiz gerekiyor. Zira böyle yapmazsak doğruyu bulamayacağız. Arkadaşlar çarpıcı açıklama dedik. Evet şimdi bu programın en iyi yanlarından bir tanesi de sosyal medya üzerindeki yayınlanan kısmı kalıyor. Evet dijital yayın tekrar izlenme fırsatı olmuyor ama sosyal medya üzerinden paylaştığımız yerler kalıcı oluyor. Dijital yayın uçup gidecek şimdi. Şimdi bize diyorlar ki siz neden devamlı muhalefeti davet ediyorsunuz? Evet muhalefet önemli. Çünkü muhalefet çok fazla ekranda söz hakkı bulamıyor. İşin doğrusu bu. Yani burada aslında muhalefeti evet davet etmek gerekiyor. Fakat biz iktidarı da davet ettik. Ben şahsım adına önümüzdeki hafta bakacağız diye konuştuk gerçi. Ünye ilçe başkanıyla bugün tekrar telefonda görüştüm. Nezaketen iki hafta önce tekrar telefonda görüşmüştüm. Arkadaşlarımız dün ilçe binasına gitti. Tekrar ilçe binasına gittiğinde dışarıdaydı.
dışarıdaydı, döneceklerdi, dönmediler. Şimdi biz AK Parti'yi davet etmiş olduk mu? Olduk. Şimdi ben az önce ifade ettiğim gibi hakikatçiyim, gerçekçiyim. Şimdi biz daveti mecburen bütün siyasi partilere etik olan da budur. Yani olması gereken de budur. Bütün siyasi partilere götürürüz. Katılmak istemeyene de zorla getiremeyiz. Şimdi bugün yine il başkanlığını, Ordu il başkanlığını aradım. Başkan Bey Ankara'daymış. Kendisine yazdım, gördü, cevap vermedi. Arkadaşlar gerek yok ya. Dünya 3 günlük dünya. Belki de bugün 3. günündeyiz. Bilemiyoruz. Bu kadar egoya, bu kadar şekillere, bu kadar en doğru cümleyi kullanmak istiyorum. Çünkü söz ok gibidir. Ağzımızdan çıktığı zaman onun dönüşü yoktur. Bunun bilincindeyiz. Bir de bu mesleğin etik kurallarını bildiğim için ağzından çıkan cümlelere dikkat etmek zorundayım. Ne yazık ki siyasi iktidar çok fazla, yani o ego biraz zehirleme yaptı. Biraz kendimize gelsek keşke. Yani bunu herkes için söylemiyorum. Tenzih ettiğim birçok isim var. Ama genel itibarıyla evet, biz şunu görüyorum. Muhalefetin daha mütevazı olduğunu görüyorum. Ya da AK Parti haricindeki partilerde daha mütevazilik görüyorum. Yani evet, ben bir siyasi partiyim. Bir kitleyi temsil ediyorum. Kitle isterse beni iktidar yapar, isterse beni iktidar yapmaz algısı var. Fakat AK Partili arkadaşlar da ister istemez iktidarız kardeşim. Bu biz iktidarız, yani biz gücüz algısı var. Bu çok korkunç bir şey. Şehrimiz adına, ülkemiz adına gerçekten korkunç bir şey. Eleştiri, bak eleştiriyorum. Eleştireceğiz tabii ki. Hakaret etmeden, küfür etmeden, küçük düşürmeden eleştireceğiz. İktidar partili arkadaşlar kendisine gelsin. Bu ülkeden birçok siyasi parti geldi geçti. Belki en büyük oy oranına sahip parti AK Parti olduğu için bu ego, ama ne diyordu? Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. O yüzden biraz daha mütevazi olsak belki ben de mütevaziliğin yanında projelerimizle de gelmiş olsak, neden ben siyaset yapmak istemeyeyim ki? Ya da neden ben AK Parti'ye üye olmayayım ki? Ha, basın kimliğim ayrı, siyasetçi kimliğim ayrı olurdu. Fakat yine söylüyorum, bu ego biraz fazla. Hatta ego Müslümana yakışmaz. Nefis giriyor sonra devreye. Sonra küçük dağları ben yarattım oluyor. İşte o zaman ne oluyor? İşte o zaman işler yolundan çıkıyor. İşte o zaman ekonomi dip yapıyor. İşte o zaman esnaf, az önceki izlediğimiz gibi 3500 lira kira veriyorum ama 3000 lira destek aldım diyor. Yani sıkıntı var diyor. Gerçekten sıkıntı var diyor. Sıkıntı nerede var? Sadece ekonomide mi var? Değil. AK Parti İl Teşkilatı'ndan bahsettik. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'le ilgili kısa bir röportaj yaptım. Aman Allah'ım, neler neler ayağa kalktı. Arayanlar, mesaj atanlar, görüşmek isteyenler, buyurun abi diyorum. Diyor ki bundan vazgeç. Hayırdır ya? Allah korkusu olsun ya, hayırdır ya? Biz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Hilmi Güler'e, Sayın Bakan'a hakaret ettik mi? Etmedik. Eder miyiz? Asla. Hiç kimse etmeyiz. Hiç kimse, hiçbir siyasetçiye. Yani bugün hiçbir siyasetçi adı üstünde, bakın HDP dahil, hakaret etmeyiz. Eleştirirsek eleştiririz ama hakaret etmeyiz. Bunu çok sık vurgulayacağız. Çünkü bu cümleleri artık insanların bilinçaltına kodlamamız lazım. Eleştireceğiz. Ki kaldı ki ben Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirmedim bile. Şunu dedim. Sayın Hilmi Güler, vizyonunuzun %10'unu Ordu'ya yansıtmadınız. Belki de yansıtamadınız. Bunu yansıtın dedik. Ortalık ayağa kalktı. Kimler aradı? Yapmayın Allah aşkına. Bu şehirde biz, bu şehirde proje yok diyemeyecek miyiz? Bu şehirde Hilmi Güler, Sayın Başkan, daha çok çalışırsan bu şehir için daha güzel şeyler yapmışsın diyemeyecek miyiz? Yani şimdi sokaktaki halk şunu söylüyor. Ben sokaktaki halkın konuştuğunu ekrana getireceğim. Bazı arkadaşlar dedi ki, sen sokaktaki adamın konuşunu niye gale alıyorsun? Ne demek bu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sen sokaktaki halkın oyuyla gelmedin mi? Sokaktaki halk seni sorgulayamayacak mı? Elbette sorgulayacak. Şimdi o yüzden arkadaşlar rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum. Şu an 5-6 tane platformdan yayınlanıyoruz. Facebook üzerinden ancak cevap verilebiliyor, dönüş yapılabiliyor. Facebook üzerinden izleyen arkadaşların yayını paylaşmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü
Bu şehir bizim, bu şehir hepimizin. Bu şehir için, bu ülke için artık konuşmamız lazım. Yani korkmadan, niye korkacağız? İnsan konuşmaktan korkar mı? İnsanın anlaşabildiği bir iletişim dilidir konuşmak. İnsan konuşmaktan korkar mı? Yani zaten insanlar konuşarak anlaşacak. Ben eğer Büyükşehir Belediyesi'nden talebim olmazsa, ya ey Büyükşehir Belediyesi benim şehrime daha iyi hizmet yap diyemezsem veya işte esnafın durumu sıkıntıda demezsek, bu kendimize veya şehrimize veya mesleğimize ihanet etmiş olmaz mıyız? O yüzden lütfen sesimiz biraz daha yüksek çıksın halk olarak da. Şunu hatırlıyorum. Rahmetli oldu dedem. Bir haksızlık olduğu zaman onu dile getirirdi, gündeme getirirdi. O zamanın insanları daha cesaretliydi. Aslında cesarete ihtiyaç yoktu. Daha akıllı dediğim, belki de daha duyarlıydı. Evet, daha duyarlıydı. Çünkü bir yerde haksızlık varsa susmayalım. Efendimiz demez mi? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu aslında bir insana atılmış en büyük itham. Dilsiz şeytan. Bunun daha ötesi yok. O yüzden dinimiz dilsiz şeytan olmayı kabul etmiyor. Biz de susmayalım arkadaşlar. Bu susmamak demek aman aman da işte eylemler yapalım. Bunlar değil. Haksızlık varsa bir yerde evet bu yanlış diyebilmek. Az önce Ordu'da bir konuya şahitlik ettim. Bir kadın üstü işte köylü giyinmiş veya işte ne bileyim kötü giyimli bir kadın ablamız bir minibüste yolculuk etmek isterken şoför tarafından indirilmiş. Şimdi bakıyorum abla orada feryat ediyor. Beni neden diyor indirdiniz diyor. Ben konuyu anlamaya çalışıyorum. Daha yeni olan bir durum. Bir saat önce olmuş bir olay. Ordu, Altınordu'da merkezde olan bir olay. Dedim ki şoföre abi neden indirdiniz dedim. Yani konu nedir? İşte çantasında bıçak var dedi. Abla çantana bıçak mı var dedim. Evet dedi bıçak aldım eve dedi. Ağlıyor ama abla. Nereye gideceksin? Fas'a gideceğim dedi. Dedim sen bıçak olduğu için mi indirdin? Evet. Ama ondan değildi. Giyimi kötüydü. Evet biraz da kirliydi. Dedik ki böyle bir şey yok. Ablacığım sen geleceksin minibüse bineceksin. Boş koltuk var orada. Bindi ve dedim abi götüreceksin. Mesuliyeti dedim bize ait. Ne demek ya? Bu bıçak zaten sokakta satılıyor. AVM'de satılıyor. Pazarda satılıyor. Ve kadın evinde işte artık ekmek kesmek için belki de bıçağını almış çantanın içine koymuş. Gazeteye sarılı. Bizim arkadaşlar bunları yargılamamız lazım. Biraz gözümüzü açalım. Biz haksızlık, evet burada bir haksızlık vardı. Orada susmak yakışmazdı. Bu güzel bir şey mi yaptık? Güzel bir şey değil aslında. Olması gereken bir şey. Bir de insanların yapması gereken şeyleri yapmış olması lütuf değil. Bu bizim insani görevimiz. Yani kısaca şunu söylüyorum. Sokakta yürürken, çay içerken, otururken, kalkarken birçok haksızlık görüyoruz. Susmayalım. Allah rızası için susmayalım. Susmamamız da gerekiyor. Evet, dediğimiz gibi yayını paylaşalım dedik arkadaşlar. Rica ettik. Konuyu dağıtmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili röportaj yaptık. Her taraftan ses çıktı. Evet biz eleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi'ni eleştireceğiz. Ertesi günde şöyle bir durum oldu. Evet röportajımızı vereceğim. Fakat Alev başlayacağı zaman başa alırsan sevinirim. Yani şu an arkada verdin. Başlayacağı zaman program başa al. 10 kişiye dedim ki Hilmi Güler'i soracağız. Arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. 10 kişi diyorum 10 kişiye soracağım. 10 kişiye soruyoruz. 10 kişi ne demişse aynen koyuyoruz. Ne eksik ne fazla. Ben belediye başkanına birisi iyi dese ben onu niye koymayayım ki? Ben sevinirim bir şehrimin belediye başkanına birinin iyi demiş olmasını. Hilmi Güler'in şahsıyla bizim hiçbir sorunumuz yok. Olamaz da. Ama hizmet etmediği zaman onu sorgulayacağız tabii ki. Çünkü bu şehirdeki insanlar hizmet etmesi için ona oy verdiler. Onu hizmet etmesi için seçtiler. Ve diyor ki bazı arkadaşlar ya diyor adamdan ne bekliyorsun diyor. Adam diyor emekliliğini yaşıyor diyor. Aslında yani halkın sokağın konuştuğu söz bu şekilde onu yargılayamayız ama ben çok doğru bulmuyorum. Hilmi Güler bakanlık yapmış bir adam bence orduya katkısı olacaktır isterse. Niye yapamıyor onu da söyleyeyim. İl teşkilatıyla kavgalı. İşte ne bileyim işte teşkilat işte belediyeyle kavgalı. Belediyenin işte yardımcıları ayrı bir havadan. Hepsini tanıyorum. Hepsi çok kıymetli güzel insanlar. Ama herkes birbiriyle milletvekili yok onu şamarlamış. Öbürü onu dövmüş. Öbürü onunla kavga etmiş. Nedir abi bu ya? Nerede ya? Teksas'ta mıyız ya? Allah rızası için. Teksas'ta mı yaşıyoruz? Nedir bu kavga? O onunla kavga etmiş. O ona demiş işte şehri ben yönetirim demiş. O bu şehri
konuşun, tartışın, anasını ağlatın. Ondan sonra bu milletin bu şekilde, ben şu an tamamen aslında doluyuz biliyor musun? Halk olarak doluyuz. Ve arkadaşlar bu işleri bırakalım. Ben gideceğim tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, olması gereken de budur. Konuyu toparlayacak olan, çünkü cevap hakkı doğdu ona. Ona çünkü burada eleştiriler yaptık. Geçen hafta da onu sorduk. Şimdi tekrar ekrana getirecek Alev onu. Çünkü cevap hakkı doğdu. Bu hafta veya önümüzdeki hafta kapısını çalacağız. Başkanım bu iddialara ne diyorsunuz diyeceğiz. Önce vatandaş Hilmi Güler'i tanıyor muymuş sorduk. Bakalım cevapları alalım. Sonrasına devam edelim. Peki nasıl buluyorsun çalışmalarını? Ya çalışmasından ziyade insandır yani. Evet. Ne söylemek istersin buradan? Ben Hilmi Güler'e kötü bir şey söyleyemem. Ama partisini sevmem. Şahsına hiçbir şey demem. Köylüm çünkü. Sevdiğim insan olarak insandır, adamdır. Ya ben pek tanımam. Tanımaz mısın? Yok, pek görmedim de etmedim de. Ne iş yaptığını bilir misin? Şu anda belediye başkanıdır, tamam da. Evet. Sen neyini soracaksın bana? Onu söyle. Çalışmalarıyla ilgili bilgin var mı? Vallahi şu anda görüyorsun vaziyeti. Bana hiçbir şey sorma daha. Tamam. Hadi. Görünen kol kılavuz istemez mi diyorsun? Ya ben hiçbir şey ben sokakta görmedim. Görmediğim adama bir şey diyemem. Tamam. Ya şahsen tanımıyorum ama tanıyorum. Yani ismini hatırlayamadın mı? İsmini mi? İsmini hatırlayamadım. Peki Hilmi Güler. Evet. Tamam. Mehmet Hilmi Güler. Peki çalışmalar hakkında bilgin var mı? Projeler hakkında, yaptıkları hakkında bir malumatın var mı? Yok, ben orada kalmıyordum da. Basından izlediğin kadar orada yapılan bir proje veya Ordu'da şehrin havasını değiştiren bir çalışma görebiliyor musun? Ay, şu anlık göremiyorum da. Peki son sorum. Evet. Hilmi Güler eğer orada olmamış olsa eksikliğini hisseder miyiz? Vallahi bilmiyorum ya. Şehre daha yeni geldiğim için ne söylesem yalan olur ya. Benim işime yaramıyor ki zaten bir şey yaramıyor. Ne bilmiyorum. Tanımıyor musun? Yok. İsmini biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki Ordu'ya veya ilçelerine veya Ünye'ye yaptığı en güzel şey nedir sizce? Hiçbir şey yok. Makamında oturuyorlar. Maaşına da yiyor ilçeler. Başka bir şey yok. Şöyle diyeyim. Şu an bizim en köyde evin yanında yolu belediye bağlı. Bir 5-600 metre bir yol var. Ben doğdum büyüdüm. 57 yaşındayım. Hala da belediye yapacak. Şimdi belediyelik olduk. Hala yapacaklar. Böyle bir adilik olmaz. Arabayla geçemiyorum yani. Araba zaten yok da genel arkadaşlarım geçemiyor. Yani şu an mesela Sayın Mehmet Hilmi Güler eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olmamış olsa yokluğunu hisseder miyiz? Hiç tanımadığım bir adamın yokluğu bana belin gelmiyor ki. Seyit Torun ondan daha iyiydi. Evet, halkın nabzı bu yönde. Değerli izleyenler, şunu yapmayacağız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun bir tarafımız olmayacak. Tarafımız halktan yana. Halk ne söylüyorsa hiçbir şekilde kesinlikle ama kesinlikle kırpmadan, kesinlikle oraya ekleme çıkarma yapmadan olduğu gibi ekrana koyacağız. Evet, Hilmi Güler'le ilgili sorularımız devam edecek. En son programın sonunda kendi şahsi fikrimi yapacağım. Normalde fikrimi söylemekten aslında çekiniyordum ama Hilmi Güler'le ilgili fikrimizi söyleyeceğiz. Sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hilmi Güler'i. Evet. Tanımam mı? Peki. Şimdi şöyle bir şey. Ben Manisa'dan geldim buraya. Manisa'da, Soma'da ben partinin kurucusuyum. AK Parti'nin kurucusuyum. Ve Hilmi Bey'le, Hilmi Vekilim'le diyeyim. Ankara'da bir görüşmem olmuştu. Çok güzel. Görüşmem olmuştu. Allah razı olsun. Ordu'ya bir belediye başkanlığına atandı. Güzel. Çok güzel Ordu. Ben Fatsalıyım. Evet. Erzurum'da misafirim var. Misafirimi buraya getirdim. Sağ ol, Allah razı olsun. Burada telefere bindireceğim. Hani Ordu'nun bir türküsü var ya. Ordu'nun dereleri Aksoy Ordu'ya, Bozkabı'ya çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı. Evet. Bu kardeşim de belediye başkanının yaptığı doğdu da. İşte onun için bir çıkardım da diyorum yani. En güzeli. Ordu'yu nasıl bulmuş peki abiye soralım mı? Çok güzel, yemyeşil yani. Güzel mi Ordu'muz? Tabii, güzel. Durumun neresi? Tortum ilçesinden. Hoş defa geldiniz memleketimize. Nasıl buldunuz memleketimizi? Güzel vallahi. Gerçekten çok güzel. Hani hep deniliyor ya, Karadeniz'de yeşilin her tonu var. Dedikleri kadar. Dün Perşembe yaylasına çıktık. Harika yani. Evet. Çok güzel. Tekrar hoş geldiniz memleketimize. Teşekkür Şimdi ederim. Aslında tam aradığımız insansınız. Neden? İl dışından geldiniz. Manisa'da oturuyorsunuz. Ordu'yu eskisiyle ve yenisiyle daha iyi görme fırsatınız var. Orada neler değişmiş?
Şimdi ben şunu şöyle anlatayım. 50 yılın öncesi insanlar Allah tarafından canlanmış olsa mezarda, şu anda orada kaybolur. Kayıp olur yani. Ama şimdi şu anda tabii Türkiye'nin her yeri ve ordu bir çağ atlamış bir memleketimiz. Allah razı olsun. Her bir kimse bir sivil çaktıysa Allah herkesten razı olsun diyorum. Amin. Öyle diyorum. Yapacak bir şey yok. O zaman tekrar memlekete hoş geldiniz Manisa'dan. Ne söylemek istersiniz buradan? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Allah Türk milletini yar ve yardımcısı olsun. Bu pandemi dolayısıyla yani çok büyük sıkıntı durum yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun ve aynı zamanda yönetici kardeşlerimin, abilerimizin, başkanlarımızın yardımcısı olsun. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin. Önce sağlık. Amin. Ve huzur ve mutluluk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Tanıyorum. Peki sever misin? Severim kendini. Peki çalışmalarını nasıl buluyorsun? Ordulu olarak projelerini nasıl buluyorsun? Projelerini nasıl buluyorum? Şu anda Hilmi Bey'in şu ana kadar tam üstün başarısını göremedik. İlçelere yansımadı. Ama Hilmi Bey'den önceki Enver Bey ilçelere, kırsala doğru çok yönelmişti. Şu an o da yavaş yavaş kırsala doğru, ilçelere doğru yönelmeye başladı Hilmi Bey de. İnşallah 2023'e kadar Ordu Gölköy arası yolumuzun, Gölköy'deki belediye başkanımız Fikri Uludağ desteğiyle bizim Gölköy'deki altyapılarımızın, mahalle hattaki ara yolları, ana yolların bir an önce bitmesini istiyoruz, yapılmasını istiyoruz. Gerçi bizim Fikri Başkanımız bu konuda çok başarılı. Allah yar ve yardımcısı olsun, aldı gidiyor tek başına. Tabii inşallah Hilmi Bey de buna destek olursa daha iyi yol kat edeceğine inanıyorum. 30 para mahalle Gölköy'de bir aile olarak Fikri Başkan tam gaz hizmete devam ediyor. Evet değerli izleyenler, bugün Ordu sokaklarında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler'i sorduk. Halktan aslında hangi cevapları aldığımızı ekranlarınızda izlediniz. Şöyle ifade etmek istiyoruz. Aslında bu röportajların veya bu yayınladığımız programın Sayın Hilmi Güler'e gitmesini de istiyoruz. Birçok kişi konuşmaktan yana kullanmadı hakkını, çünkü konuşmak istemeyenler oldu. Şöyle bir durum var. Bunu açık yüreklilikle ifade etmemiz gerekiyor. Ve biz de bunu Sayın Hilmi Güler'den bekliyoruz. Halk da aslında düşünceleri bu yönde. Diyoruz ki Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, şu bildiklerinizin, şu vizyonunuzun %5'ini, %10'unu orduya yansıtmış olsanız gerçekten ve iddia ediyoruz ordu uçar. Şu an orduda belki çok projeler yapıyorsunuz, belki çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama halka çok fazla yansımadığını görüyoruz. Bunu da açık açık ifade etmek istiyoruz ki insanlar sizi gerçekten çok seviyor. Fakat alanda yoksunuz, alanda yok diyorlar sizin için ve katılıyoruz ve vatandaşa hak veriyoruz. Ve bugün yaklaşık 5-6 saattir halkın içindeyiz. Gerek çay içiyoruz, gerek sohbet ediyoruz. Her gün bu sokaklardayız ve her gün buradayız. Ve Sayın Bakan, lütfen sokağa inin. Halkın sizin için ne düşündüğünü bizzat siz görün. Bunu size belki yansıtmıyorlar sizden, çünkü bunu çok özür dileyerek söylüyorum. Bu çok ağır bir ithamdır. Belki maddi beklentisi olan, belki farklı beklentisi olan insanlar size çok fazla yansıtmıyor bunu. Ama lütfen siz sokağa inin ve sokakta insanların sizin için ne sokağa inin Sayın Bakan dedik. Geçen hafta Ünye, Fatsa, Perşembe, Altınordu. Sayın Bakan her gün sokaktaydı. Bana da arkadaşlar devamlı fotoğraf attı oradan. Artık soğukta dedi. Dedi ki bir haber daha yaptı dedi. Çok soğukta kaldı. Biraz daha şey yapsın. Böyle bir espri yaptılar. Evet sağ olsunlar. Bizi dinlediler. Sokağa indiler. Sayın Bakan'a her gün bir arkadaşla otururken, çay içerken görüyoruz. Fakat şey dikkatimi çekti. Manisa'dan gelen misafirimiz AK Parti belediye başkanlığına atandı dedi. Şimdi AK Parti siyasetinde o kadar benimsenmiş ki atanmak. Gerçekten Hilmi Güler atandı mı orduya? Bence atandı. Seçildi mi? Atanan kişi mecburen seçilmek zorunda kaldı. Şimdi abinin ifadesini görünce paylaşmadan edemedim. Evet, gerçekten orduda ya da ülke genelinde AK Parti atama usulüyle belediye başkanlığı seçiliyor. Yani AK Parti'de belediye başkanları atama usulüyle seçiliyor. Abi bizim bu konuda algımızı açtı. Doğru da söylüyor. Evet. İstiyoruz ki bu şehirde Sayın Başkanımız çalışsın. Şehirde proje üretilsin. Bu şehir koşsun, uçsun. Türkiye için de aynı şeyleri düşünüyoruz. Arkadaşlar eğer şunu dedim ya, bu akşam sohbet ediyoruz sizinle.
Bu şehirde olmasını istediğimiz birkaç şey yorum olarak Facebook sayfasından takip eden arkadaşlar için söylüyorum tekrar. Yorum olarak yazabilirler mi? Çünkü şu an okuyabildiğimiz mesaj görebilecek tek platform Facebook üzerinden. Hatice de sağ olsun Ünye'de helal sana var ol demiş. Sağ olasın Hatice, bizi Ünye'de hiç yalnız bırakmadın. Allah razı olsun. Evet, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde durumlar böyle. Ne yazık ki kısır bir çekişme var. Aslında bu kavga her yerde var. Ülke genelinde de var. Zaten ülke genelinde bir kavga varsa bu ülkeden aşağı doğru, şehirlere doğru yayılıyor. Ve bunun cezasını, bunun karşılığını hem ekonomik olarak, hem psikolojik olarak, hem birçok yönden cezasını yine biz vatandaşlar çekmiş oluyoruz. Aslında ülkede şöyle bir durum oldu. Siyasiler artık kavgadan besleniyor. Herkes kendi seçmenini konsolide etmek için, ki bu gerçekten böyle. Çünkü milletvekilleri mecliste hepsi el ele kol kola. Çünkü hepsinin ekonomisi yerinde. İşin doğrusu da bu. Fakat yukarıda rakip oluşması için ya genel başkanının ya işte bakanının veya sözcüsünün karşı siyasi partiye laf atması gerekiyor ki o kendi tabanını, kendi partisine konsolide etmek, yani dengede tutmak diyoruz. Sırf kendi partisini dengede tutmak adına laf, sözlü laf atışmasına giriliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nda işte ey Kılıçdaroğlu, ey Bay Kemal gibi. Yani bunlar aslında yukarıda siyasetçi üslubunu bozduğu zaman aşağıda biz halk da ister istemez bundan olumsuz etkileniyoruz ve üslubumuzu birbirimize karşı bozmuş oluyoruz. Az önce ifade etmiştik. Milletvekillerinin geçimi gerçekten yerinde. Kendimize soralım o zaman. Bizim geçimimiz gerçekten, ekonomimiz yerinde mi diye soralım. Bizim aslında hep bunu söylüyoruz. Belediyenin de, bizim de, teşkilatların da şu kavgayı, gürültüyü, ne bileyim, o ona yaptı, o ona açıkladı. Herkes birbirini eleştirebilir arkadaşlar. Bak yine bu konu Fatma Hanım'ın konusuna gündeme geliyor. Bakın dedim ya, bu programdan sonra daha konuşmak istemiyoruz bu konuyu. Artık bu kavgaların bitmesi gerekiyor. Çünkü ben hesap sorayım ya. Ben diyeyim ki ey AK Parti, bakın bize bu konuları söz vermiştiniz. Bunlar yapıldı mı diye bunların hesabını sorayım. Şu an geçen hafta yine konuğumuz o iddialarda bulundu. Bizim derelerimiz kurudu dedi. Bizim ekonomimiz bitti dedi. Ama biz de diyoruz ki dereler kurudu, ekonomi bitti. Biz hala kısır çatışma içinde. Evet, Hakan Biçer demiş ki Ahmet Başkanım, Fatma Başkan'a geçmiş olsun diyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Rabbim sana kolaylıklar versin. Allah razı olsun Hakan kardeşim. Teşekkür ediyorum. Var olun. Sen de bizi yalnız bırakmayanlar arasındasın. Emine Hanım, hayırlı yayınlar dileriz demiş. Emine İnan Yılmaz. Evet, Emine Hanım'ı yeni tanıdık. Fakat o da artık gönlümüze, aramıza hoş geldi abla. İnşallah bundan sonra da daha çok memleketi konuşmak adına yanımızda olursunuz. Dediğimiz gibi memleketi konuşmamız gerekiyor. Eksikleri gündeme getirmemiz gerekiyor. Şimdi bir siyasetçi, bu ülkede bakanlık yapmış bir siyasetçi, orada herkesin tanıdığı bir abi şunu dedi. İşte şu an siyasetten de uzaklaştırıldı. Uzaklaştırıldı yani. Dedi ki beni mahveden etrafımdaki, beni alkışlayan insanlardı. Yani bakanlık yaptığı dönemde, ordu için söylüyorum, herkes etrafında etten duvar örüyor idi. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım derler idi. Yakalarını ilikledikleri zaman nefes alamayacak şekilde gelirlerdi Sayın Bakan'la konuşurken. Fakat Sayın Bakan alındıktan sonra artık kimse onu aramaz, sormaz oldu. Şuraya gelmek istiyoruz. Sayın Bakan da samimi bir itirafta bulundu. Dedi ki beni bitiren, beni mahveden, etrafımda bendenmiş gibi görünen insanlar dedi. İşte siyaset bir gün bitecek. Bir hikaye anlatacağım ve programımızın saatine bakıyorum. Çünkü önemli bir açıklamada bulunacağım programın sonunda. Onu bekliyorum. Evet, biraz daha vaktimiz var. Şimdi bir dernek. İsim de veriyorum. Damarlı Derneği. Gölköy ilçesinin eskiden belde idi, sonra mahalle oldu. Damarlı Mahallesi'nin derneğinde seçimden önce milletvekilleri
oy talep etmek için, projelerini anlatmak için şey gelirler. İşte derneklere, sivil toplum kuruluşlarının farklı işte lokallere, farklı yerlere gelirler. Kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Damarlı Derneği'ne bir tane milletvekilimiz, şu anda milletvekili geldi. İşte gayet mütevazi. Orada kendi hemşerilerim işte ayaklarını uzatarak oturan, işte yayılmışlar, işte ne bileyim gergin gergin oturan arkadaşlarımız var. Milletvekili de gayet mütevazi oturmuş. Sonra seçim oldu. Seçimden sonra milletvekili aynı derneğe teşekkür konuşması için geldi. Bu sefer sonuçta milletvekili seçildi. Sayın vekil ceketin çok iyi gözlemciyimdir. İyi gözlemlerim. Sayın vekil ceketinin yakasını açmış. Gerile gerile oturuyor. Çünkü milletvekili gerilerek oturması gerekiyor. Ama bizim köylü abilerimiz çünkü milletvekili saygı göstermek zorundalar. Yakalarını kapatmışlar. Arkadaşlar o vekil. Yani ne demek? Vekaleten bakıyor. Yani millete vekaleten hizmet etmek için ordudan veya işte bir şehirden Ankara'ya gönderilmiş kişi. Milletin vekili. Milletin aslı kim? Biziz. Biz ne yapıyoruz? Şehir olarak bir araya geliyoruz. Hepimiz Ankara'da kendimizi temsil edecek halimiz yok. Buradan ordunun nüfusu 750 bin. Hepimiz gidelim. Meclisten kendimizi temsil edelim. Böyle bir durum yok. Ne yapıyoruz? Ki bizi temsil etsin diye aramızda oy birliğiyle seçiyoruz. Oraya vekili gönderiyoruz. Vekil. Bak yine söylüyorum. Vekil. Yani vekaleten bakan demek. Biz neyiz? Milletin aslı. O yüzden milletin aslı, milletin vekilinin karşısında el pençe diz divan oluyor. Biz sadece saygı göstereceğiz. Neden? Milletvekili makamında meclisi temsil ediyor diye. Neden? Çünkü meclise saygımız olması gerekiyor. Meclis bir makamdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 001 plakalı araçlar meclisin araçlarıdır. Bizi temsil ettiği için Millet Meclisi, çünkü bakın Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için meclise saygımızdan dolayı milletvekiline saygı gösterebiliriz. Şahsına zaten saygı göstereceğiz. Fakat milletin aslı biziz. Vekaleteni karşımızdaki vekil. O yüzden bu ayrımı aslında çok uzattım biliyorum ama bu ayrıma dikkat edersek daha görevleri daha yerinde konumlandırmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden milletvekilinden hesap soracağız. Belediye başkanından hesap soracağız. Çünkü sen oy verdin. Oy çok kıymetli bir şeydir. Oy namustur aslında. Sen çok önemli, kıymetli bir varlığını, benliğini o kapalı kapalı hücrede, yani o oy kullandığın kapalı hücrede ve yine kapalı, yine mühürlenmiş bir sandığa atıyorsun. O kadar gizli, o kadar önemli bir şey ki. Bak neler gizlidir? İnsanın değerli şeyler gizlidir değil mi? Yani insan altını ne yapar? Evine geldiği zaman işte yastık altına saklar, sandığına saklar. Ya da işte silahını belinde saklar. Ya da ne bileyim kıymetli şeylerini saklar. Parasını, cüzdanını da saklar gibi. Ama kıymetsiz şeylere açıkta bırakıyoruz. Biz de oy da bizim için kıymetli şeydir. Onu sandığa atıyoruz ve oy verdiğimiz kişiye sonra ne yapıyoruz? Köle oluyoruz. Evet, biraz ağır konuşmuş olabiliriz ama ne yazık ki oy verdiğimiz ne partiye, ne vekile, ne o kuruluşa köle olmayacağız. Hesap soracağız. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden ne için oy verdik? Hizmet için. Hizmet yapmadığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Elbette hesap sormamız gerekiyor. Küfür etmek değil, hakaret etmek değil, hesap sormamız gerekiyor. CHP güzel bir şey yapmış. Ekonomi masası konuşulacakmış. Genel merkezden 45 kişilik bir heyet gelecekmiş. Ordu'da bütün ilçeleri gezecekmiş. İşte bunlar konuşulsun. Şimdi ben CHP'li miyim? Değilim. Benden CHP'li olmaz zaten. İşte dediğim gibi CHP güzel bir şey yapmış. Alkışlamak lazım. İşte bunları aslında konuşmak lazım. Ekonomiyi konuşmak lazım. Memleketi konuşmak lazım. Evet, Fatma Gümrü de ayrılacağını açıklayacakmış. Bunu da ilk biz verelim. Sosyal medya hesabından paylaşmış. O kendi bilir ama böyle bir şey yaparsa da vefasızlık etmiş olur mu? Bence olur. Şahsi fikrim. Evet değerli arkadaşlar, sorumuz varsa cevap alabiliriz. Yener abim demiş ki, Yener Dikbaş, iyi yayınlar, Malatya'dan selamlar. Abi bir yerinde dur. Ne yapıyorsun sen Malatya'da? Kurban olayım sen Malatya'da. Evet, Yener Dikbaş'ın ben çalışmalarını takip ediyorum. Dernekleri var. Güzel şeyler yapıyor. Güzel hizmetler yapıyor Fatsa'da. Allah yardımcısı olsun böyle insanların. Evet, Nazlı İsabetli Başkanım geldi.
güzel şeyler konuştuk. Arkadaşlar birbirimize saygı göstereceğiz. Hesap soracağız. Bu şehir için. Bak arkamda gördüğünüz şehir Ordu. Ordu için. Ordu bizim vatanımız. Ordu bizim şehrimiz. Veya başka bir şehir. Bu ülke bizim vatanımız. Vatanımıza hizmet için elbette hesap soracağız. Ben klimayı açamadım. Soğuğu açamadım. Vallahi ateş gibi olduk burada. İnşallah bu sefer olur. Geçen hafta da programda klimayı açamadık. Sıcağı açmışız, soğuğu açıyoruz diye. Bu sıcakta hep yandık. İşte böyle de hatalar olabiliyor. Sizden de özür dileriz. Gerçekten içeri çok sıcak oldu. Arkadaşlar memleket meselesi. Bu hafta yalnız burada konuşmak istedik. Çünkü memleketin gerçekten meselesi. Toparlayacak olursak Fatma Gümrü konusu lütfen kalksın. Rafa kalksın. Çünkü soruşturmalar başlatıldı. Devlet gerekli adımları attı. İçişleri Bakanı konuya müdahil oldu. Bundan sonra artık daha konuşulmaması, kararı yargının vermesi gerekiyor. Çünkü oradaki suçlular gerekli cezayı alacaklarından eminim. Devamında Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi artık kısır kavgalar dedik son bulsun. Büyükşehir Belediyesi'nde eğer sular durulursa, AK Parti teşkilatıyla kavgalar biterse, kimse kimseyi istemiyor çünkü. Bilmiyoruz iç durumudur. Onu da konuşmak zaten dedikodudur. Bize yakışmaz. Ama güzel şeyler olmuyor. Çünkü bir huzursuzluk var. Bu belli. Evet bu kavgalar bitsin dedik. Haftaya güzel bir program hazırlıyorum. Haftaya çok güzel bir konuğum olacak. Hatta Cemal Engiyurt'ta da bir programımız olacak. Belki bu hafta, belki önümüzdeki hafta Cemal Engiyurt'la biraz daha dobra dobra konuşacağız. Aslında ben de çok konuşacak dobra dobra cümlelerim var ama şimdi milletvekilinin konuşması daha doğru. Çünkü onun dokunulmazlığı var. Benim dokunulmazlığım yok. Korkuyor muyuz? Asla korkmuyoruz. Hakikati söylemekten hiçbir zaman da korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Zira korkmamız gereken bir durum zaten yok. Değerli izleyenler, programın sonunda önemli bir konu söyleyecektim ama şimdi rejiden şöyle bir uyarı geldi. Bunu haber olarak versek dedi. Ben de saygı gösteriyorum. Haber olarak verebiliriz. O zaman ne dedik? Evet, bir saat. Bir saatlik vaktimiz doldu. Yine bu sayfada, yine bu ekranda haber olarak çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Evet, haber olması gerekiyor. Çünkü enine konuna bu konunun yazılması da gerekiyor. Çünkü yanlış algılanabilecek bir şey. Şimdi rejiden mesaj gelince hak verdim. Arkadaşlar memleketi konuşmaya devam edeceğiz. Yüksek sesle konuşmaya devam edeceğiz. Gerekli zaman hükümeti eleştireceğiz. Ben en çok hükümet değil iktidarı eleştiriyorum. Ey CHP diyorum. Yani sen iktidar olmak için ne yapıyorsun kardeşim? Biraz da sen eleştir. Biraz da siz eleştirin. Şimdi dediğimiz gibi iktidarı eleştirmekle bu iş olmuyor. Eleştiriyor isen kendi projelerinde sunman gerekiyor. O yüzden bırakın şu eleştirileri, bırakın şu kavgaları da bu şehre, bu memlekete, bu ülkeye hizmet edin. Bizim ülkemiz sizden hizmet bekliyor. Biz sizden hizmet bekliyoruz. Bizim çocuklar hizmet bekliyor. O yüzden biz artık ekonomiyi konuşmuyor olmak istiyoruz. Yani konuşulmaması gereken bir durum olsun istiyoruz. Ama şu an en çok konuşulması gereken şey de ekonomi. İnşallah en yakın zamanda artık ekonomiyi konuşmak yerine artık daha büyük büyük projeler konuşuluyor olur diyoruz. Evet bir saatlik vaktimiz burada son buldu. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Fakat tekrar ifade edeceğim arkadaşlar. Şu an paylaşabileceğimiz tek platform Facebook. 6 platformdan izleniyoruz şu an. Ama yorum olarak dönüşü olabilecek platform Facebook olduğu için rica ediyoruz. Şu an Facebook'ta bizi seyreden arkadaşlar paylaşalım. Çünkü tekrar tekrar söylüyoruz. Arkadaş kısır kavga artık son bulsun. Bu hafta yalnız program yapmak istedim. Sizinle dertleşmek istedik. Yaklaşık demeyeceğim tam bir saattir buradayız. Bir saat iki dakikadır buradayız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu akşam bizimle birlikteydiniz. Netice olarak arkadaşlar artık kavga etmeyelim istiyoruz. Eğer belediye ile siyaset ya da A partisi ile B partisi kavga ediyorsa biz onlara o durumlarına göre değerlendireceğiz. Yani biz artık kavgacı siyaset istemiyoruz. AK Parti kavga eden bir siyaset politikası yürütüyorsa ona
sırtımızı döneceğiz. Yapmamız gereken bu. Biz takım tutar gibi parti tutmayacağız. Kim barış istiyorsa, kim güzellik, kim huzur istiyorsa, kim bu ülkeye huzur verecekse, çünkü bu ülke önemli bir ülke. Kim bu ülkeye daha büyük yatırım yapacaksa onun yanındayız. AK Parti ise AK Parti, MHP ise MHP, CHP ise CHP, İYİ Parti ise İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ise Büyük Birlik Partisi. İşte bütün partileri saymamıza gerek yok. Her parti. Ama bütün siyasi partilere saygımız var. Hangisi bu ülkeye, bu şehire daha çok hizmet edecekse onun yanındayız. Evet Deniz Ener, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Haftaya bu saatlerde yine bu ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Sağlığımız el verirse, Allah konuş ya kulum derse yine buralarda olacağız. Mutlu akşamlar, sağlıkla kalın.